Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 1. Bir adam Safa Tepesi'nde eline aldığı demir sandalyeyle işte böyle camı kırmaya çalıştı. Çok geçmeden tutuklandı. 2. Ekranda Kabe'nin yanı başında elinde içi para dolu bir cam kap tutan adam görülüyor. Görevliler tarafından tutuklandı. 3. Bu videoda ise Afrika asıllı bir adamın Kabe'nin çevresindeki lambaları kırdığı görülüyor. Tavaf sırasında herkesi korkutan anlar neyse ki uzun sürmedi. Şimdi ise ekranlarda haremde hırsızlık yapan Afrikalı bir gencin tutuklanma görüntüleri var. Bir genç sevgilisine haremde Kabe'nin önünde diz çöküp evlenme teklifi ediyor. Bu olay nasıl gerçekleşti gerçekten çok garip. Namaz sırasında bir gencin sigara içtiği görülüyor. Harem polisleri onu fark edince hemen tutukladılar. 7. Sırada akıl almaz bir olay daha var. Bir Mecnun Kabe'nin örtüsünün altına muska yerleştirdi. Durumu fark eden yetkililer içinde uydurma duaların yazdığı muskayı söküp imha etti. 8. Kabe'de canlı yayın sırasında kameranın önünden gelip garip hareketler yapan çocuksa izleyenleri güldürdü. İslam'ın 5 şartlarından biri olan hac görevini yerine getirmek için Müslümanların sıkça ziyaret ettiği Mekke, inanç gezileri söz konusu olduğunda akla ilk gelen şehirler arasındadır. Hazreti Muhammed'in bu şehirde doğması ve Kabe'nin Mekke'de olması şehri İslam dünyasının en kutsal mekanı kılıyor. Bununla birlikte Mekke'ye Müslüman olmayanların girmesi yasaktır. İlk zamanlardaki adı Beko olarak bilinen Mekke, Hazreti İsmail'in soyundan gelenler tarafından kurulup gelişmiştir. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Beka Vadisi Kabe'yi kurar ve İsmailoğulları Kabe'nin koruyuculuğunu üstlenir. İsmailoğlu soyundan gelen Hazreti Muhammed Kabe'de doğar ve Kureyş kabilesi Haşimoğulları ailesine üyedir. Güçlü bir aile olan Haşimoğulları ailesinden olması ve herkes tarafından takdir edilmesi sebebiyle Hazreti Muhammed peygamberliğinden önce de şehirde etkili bir figürdür. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e Mekke'nin hemen yanında bulunan Nur Dağı'nın Hira Mağarası'nda gelmeye başlar. Hazreti Muhammed ve ilk Müslümanlar Medine'ye hicret eder ve bir devlet kurar. 630 yılındaysa Mekke Müslümanlar tarafından fethedilir. Bu tarihten itibaren Müslümanların dini merkezi olan Mekke, tarih boyunca oldukça değer gören bir kent olmuştur. Şehrin hakimiyetini elinde bulunduran tüm hükümdarlar şehre hizmet etmekte birbirleriyle yarışmıştır. Emeviler ve Abbasiler dönemi ve sonrasında Memlükler devrinde hac hizmetinin yerine getirilmesine kolaylık sağlamak için altyapı hizmetleri yapılmış ve Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti döneminde birçok sultan şehre hayrat denilen camiler, çeşmeler, yol ve çeşitli düzenlemeler ve bunların yanı sıra Elhamra Camisi'ne değerli eserler yaptırmışlardır. Fakat 1. Dünya Savaşı sonrasında Suudilerin hakim olduğu Mekke şehri, Vahabilerin inanç esasları doğrultusunda tüm süslemeler ve mimari yapılar yanlış ve din dışı görülmüş, yavaş yavaş şehrin çevresinden silinmeye başlanmıştır. En son 2002 yılında yıkılan Osmanlı dönemi eseri Ecyat Kalesi'nin yerine Ebrac El Beyt ismindeki otelin yapılması büyük tepki toplamıştır. Bugünlerde şehir altyapı hizmetlerinin artmasıyla yıllık 15 milyonu aşan Müslümanı ağırlar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.